Selamun aleyküm arkadaşlar, merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Şu anda Ulu Cami'deyiz arkadaşlar ve yağmur yağıyor ve size bazı konulardan bahsetmek istiyorum. Bu şekilde en azından Ulu Cami'nin güzel bir aurasını almanızı istiyorum arkadaşlar. Enerjisini almanızı istiyorum. Böyle oturdum burada. Ulu Cami bazen bana iyi geliyor arkadaşlar. Hani ağırlığımı alabiliyor. Enerji olarak yüksek. Yüksek. Evet arkadaşlar. Şimdi hep söylerler. Mehdi Aleyhisselam gelecek derler. Mehdi Aleyhisselam gelecek derler. Çok enteresan. Bu konuya geçmeden önce size canlı yayında bir olaydan bahsetmek istiyorum. Bir rakam vermiştim. Ve bu rakamın önemi vardı. Önemi şuydu arkadaşlar. Ben bazen bunun şifreli verebiliyorum Allah'ın izniyle. Allah bizim üzerimizden de bazı bilgileri nasip ediyor. Allah eylesin diyelim. Ben şimdi size konunun anlatmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi 432 sayısını vermiştim. 5-6 gün önce canlı yayında verdim ve herkes buna şahit oldu. Daha sonra canlı yayında bir deprem bilgisi gelmişti ve demiştim ki deprem olacak, 4.4, 4.3, 4.2 olsun dedim. Dua ederim ki düşsün dedim, depremin şiddeti azalsın diye dua etmiştim. Tabi bu 15 dakika sonra canlı yayında meydana geldi, Van'daki deprem oldu, 4.1. 432 sayısını paylaşmıştım tabii ki. Bu 432 de aslında Van'ı işaret ediyordu. Bu da bir şifreydi arkadaşlar. Bunu da bilmenizi istiyorum. Hani 15 dakika içinde bu depremin meydana gelişi büyük bir ilimdir. Allah'ın takdiriyle olan şeyler. Tabii ki biz elimizden geleni yapıyoruz. Anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi ben size Mehdi Aleyhisselam'la ilgili size biraz derinlikli konuşmaya niyetim var arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum var. Mehdi Aleyhisselam neden gelecek? Dünyaya adaleti getirecek, İslam'ı güçlendirecek, mezhepleri ve tarikatları kaldıracak, tek bir parça halinde olacak İslam. Evet, neden gelecek? Dinde bazı sıkıntılar olduğu için dini düzenleyecek ve güçlendirecek ve birleştirecek. Demek ki bir sıkıntı var ki düzelmeye ihtiyacı olacak. Şimdi bir şey eğer ki düzelmesi gerekiyorsa düzeltilecektir. Onun için arkadaşlar, bunları iyi bilmemiz lazım. Bunları iyi anlamamız lazım arkadaşlar. Yani eğer ki bir şey bozulma değil de yani ana konudan ayrılmışsa, birbirinden bölünmüşse, onu birleştirmek de Mehdi'ye düşüyor. Yani bugüne kadar bunu anlamayan insanlar vardır yani. Onun için ben dedim ya, Mehdi Aleyhisselam'a çok büyük bir hakaretler yapılacak, büyük sıkıntılar. Bu benim dediğim Mehdi, aslında hadislerdeki Mehdi konusu vardır. Ama Kur'an-ı Kerim'de Dabbe diye bir kişilik vardır. Dabbe. Dabbe'nin anlatacağıyla ilgili ayetleri kesin bir dille insanların aslında kesin bir dille Allah'ın ayetlerine inanmadıklarını söyleyecek. Nur Suresi 55. ayeti hep anlattım. Mehdi meselesi bana göre çok büyük önemi vardır. Ahir zamandayız. Kimisi tarih verebiliyor, ben tarih veremiyorum ama bir önemli şahsiyetlerin, sadece bir Mehdi değil, aynı Dabbe değil, birçok insan meydana gelecek, yani çıkacak, bu lider insanlardan bahsediyoruz arkadaşlar. Lider insanların içinde kadınlar ve erkekler olacak ve önemli işler başaracaklarını söyleyelim arkadaşlar. Şimdi bu konuyu neden biz bu kadar ele alıyoruz? Çünkü Mehdi Aleyhisselam meselesi büyük bir sıkıntıyla baş başa. Çünkü insanlar konuyu tam olarak, net olarak anlamış değildir arkadaşlar. Şimdi net anlamak gerekiyor. Net anlamak gerekiyor. Mesele şu. Neden net anlamamız lazım? Sebebi nedir? Bir konuyu anlamamız için öncelikle Kur'an'a bakmamız lazım. Kur'an-ı Kerim'e bakmamız gerekiyor.
Kur'an-ı Kerim'e baktığımız vakit aslında bazı meseleleri biraz çözümleyebiliyoruz. Özellikle Nur suresi 55. ayet ve Neml suresi 82. ayetin önemini size her zaman anlatıyorum. Bunu biraz daha derinlikli anlamanıza elimden geleni yapıyorum. Hani anlamanıza yardımcı olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu da Allah'tandır. Tabii ki bu kadar bilgileri vermemiz basit değildi. En azından bilinmeyen olayları anlatmamız kolay değildi. Bunu iyi bilmeniz gerekiyor. Kendi ruhunuzu sakinleştirerek temizleyin ve stresten arınmanız gerekiyor. Özellikle ahir zaman insanlarının en önemli meselesi şu. En büyük sıkıntısı stres. Ve strese nasıl bir çözüm bulunabilir? Ona göre imanla bulunabilir. Büyük bir güvenle, Allah'a büyük bir güvenle bana göre bu sıkıntılardan insanlar arınabilirler. Ya da şöyle yapılabilir. Hoşgörülü olmak gerekiyor. Hoşgörülü. Yani hoşgörülü olmadığın zaman hep kendine stres yüklemiş oluyorsun. Hani onun için hoşgörülü olmak bana göre büyük bir önem arz ediyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, bu cami binlerce yıldır yapılmış. Halen insanlar burada ibadet ediyor. Eskiden burası bir tapınaktı. Daha sonra Yahudilerin elinde Havra oluyor. Daha sonra kiliseye dönüştürülüyor. Hazreti Ömer zamanında İslam orduları Diyarbakır'a geliyor ve burası camiye çevriliyor. Bir tarafı Hanefi, bir tarafı Şafii. İki mezheplere ait namaz kılınacak yerler varmış eskiden. Şimdi herhalde Şafii var sadece bu bölümde. Diğer bölümde de kadınlar namaz kılabiliyor. Önemlidir. Bana göre Ulu Cami'de aldığım enerjinin geçmiş kadim ruhlarla alakası olduğunu düşünüyorum. Darık yıldızıyla da alakası olduğunu düşünüyorum. Büyük bir meseledir arkadaşlar. Şimdi bu yeryüzündeki meseleler çok basittir. Meselenin özü takile buradadır arkadaşlar. Burada bunun ötesinde gökyüzünün ötesinde birçok galaksi var ve gezegen var ve önemli kadim ruhlar vardır. Bunların içerisinde peygamberlerin ruhları da var. Şehitlerin ruhları vardır. Bu şehitler arada dünyada da yaşayabilirler. Evet arkadaşlar, Hızır Aleyhisselam meselesi. Hızır Aleyhisselam gökyüzü ve yeryüzü altındadır. Hani yeryüzündedir. Altına da inebilir. Yeryüzüne de çıkabilir. Ve diğer kainatlarda da olabilir. Diğer galaksilerde de olabilir arkadaşlar. Bu önemli meseledir. Tabii ki bir de bunun yanında bazı melekler vardır. Meleklerin bizimle iletişimi vardır. Anlaşılması gerekiyor. Melekler. Meleklerin en önemli alanları mağaralardır. Önemli kadim mescitler, önemli yerlerdir. Aslında peygamberlerin peygamberlik ilan ettiği yerler çok önemlidir. Peygamberliklerini ilan ettikleri bölgeler. Özellikle o bölgenin 50 kilometre İçi bile kutsaldır arkadaşlar. İçi bile kutsal. Hani 50 kilometre diyebiliriz. Önemli bir mesele. Çünkü meleklerin boyutu öyle zannettiğimiz gibi küçük bir şey değil yani. Bir mesela bu Ulu Cami'nin boyutundan daha yüksek melekler vardır yani. Bu şekilde melekler vardır. Bunlar bizimle iletişime geçince kendi boyutlarını bizim boyutlarımıza indirebiliyorlar. Tabi orada bizim enerjimizin yoğunlaşması oluyor. Hani bir anda bir vücudumuzda büyük bir enerji patlamasına sebep olabiliyor. Onlar bizimle iletişime geçince tabi eterik bedenimiz işte auramız ve bundan faydalanabiliyor, etkilenebiliyor. Vücut enerjimiz de, biyolojik enerjimiz de yükselebiliyor arkadaşlar. Bunun için evliyalar ve velilere birçok yerde deli muamelesi yapılmış. Çünkü melekler kendileriyle iletişime geçtiği zaman ister istemez insanlar peygamberlere deli demişlerdir. Evliyalara, velilere deli demişlerdir. Çünkü vücutlarındaki enerjiyi kontrol edemezlerdi. Yani onların düşüncelerini siz anlayamazdınız. Onların gördüğü varlıkları siz göremezdiniz. Onların gördüğü melekleri de siz göremezdiniz. Tabii ki bu vücudun yüksek bir enerjiyle dolmasıyla arkadaşlar, tabii bunu kaldırmak da öyle her babayiğidin harcı değil yani. Düşünün yani. Düşünün biraz. Şimdiki vücudunuzda ne kadar enerji varsa bu enerjinin 100 katını düşünün bakalım. Nasıl ayakta duracağınızı siz karar verin. Tabii ki bu
öyle basit bir mesele olsaydı, kolay bir mesele olsaydı tabii çözülebilirdi, anlaşılabilirdi ve en azından çözümlenebilirdi arkadaşlar. Onun için büyük insanların tabii ki büyük sıkıntıları da oluyor. Büyük insanların büyük hedefleri de oluyor. Ve büyük sorunlara, büyük çözümlemelerle insanlara aslında büyük bir açılım yolu olur. Hani yükseklere, işte anka kuşu misali uçuşlara ve kanat çırpışlarına destek olabiliyorlar. Bunun için de Hızır Aleyhisselam ve melekler bulunmakta ve peygamberlerin ruhaniyetleri ve şehitler aramızda yaşayabilirler. Şehitler şu anda aramızda yaşayabilirler ve biz bunları bilemeyiz. Farklı formlarda da olabilirler. Bir anneden tekrardan doğabilirler şehitler. Şehitlere ölü demeyiniz. Onlar hani Allah'ın adına ölmüşlere ölü demeyiniz. Onlar sizinle yaşarlar. Lakin siz bilmezsiniz arkadaşlar. Şimdi yağmur durdu. Yağmur durdu. Güzel bir ortam. Tertemiz. Cami tertemiz. Görüyorsunuz. Yabancı insanlar da Diyarbakır'a çok geliyorlar. Bir kafile karşıda zaten. Hep Uğurlu Camii'nin enerjisini size anlatmaya çalışıyorum. Yalnız anlatmakla da bazen yeterli olduğunu düşünmüyorum. Gelmek, görmek, yaşamak, koklamak önemlidir. Düşünün ki bir çiçek var. O çiçeği hiç koklayamadınız. Kokusunu alamadınız. Ve bir felsefeci veya bir insan size o çiçeğin kokusunu kitaplara dökmüş, anlatmış. Siz bunu tam olarak anlayamazsınız. O çiçeği koklamanız gerekiyor ki tam olarak anlamanız için arkadaşlar. Onun için gezmek bazen okumaktan daha iyidir aslında. Bana göre şöyle bir durum var. Hem okumak, hem araştırmak, hem de gezmek. Üçü bir arada olunca tadına da doyum olmaz arkadaşlar. Büyük bir kıymet olabilir. Büyük bir açılım olabilir insanın hayatında. Bunlar önemlidir. Tabii ki inşallah her zaman her zaman en güzel günler bizi bekliyordur arkadaşlar. Yıllardır arkadaşlar burada bir gelene göre buraya eskiden para atıyorlardı yere. Bakın paralar. Bu suları da insanlar içiyor mesela. Çok tuhaf. Evet, ben de içiyorum burada. Bir daha içmeyeceğim ya. Çok tehlikeli. Para bir dönüşte metaldır. O tadı da bozabilirsin tadını. Tehlikelidir. Evet arkadaşlar gördüğünüz güzel bir sakinlik var bugün. Tertemiz bir ortam arkadaşlar. Hepinize teşekkürler arkadaşlar. Destek olmayı unutmayın. Beğenileri atmayı unutmayın arkadaşlar. Saygılar, teşekkürler. Eyvallah arkadaşlar.